Jeffrey Alexander, Amerika'dan bir sosyolog, bunlara yeni işlevselciler deniyor. Parsons'ın ve Habermas'ın paralel ama onlardan farklı sistem, yani hem yeni işlevselciler bunlar, Parsons'ın işlevselciliğini devam ettiriyorlar. Bir şekilde ya öğrencisi olmuşlar ya onunla çalışmışlar. Jeffrey Alexander öyle. Nicholas Luhmann diğeri de. Ama bunların yine Parsons'la paralel ve Habermas'la paralel aynı zamanda sistem kuramcıları. Yani sistem kavramını topluma uyguluyorlar. Toplumun anlaşılmasında, çalışılmasında, araştırılmasında sistem kavramının, sistem yaklaşımının yararlı bir yaklaşım olduğunu, yani sosyolojik araştırmalarının önünü açtığını iddia ediyorlar. Böyle bir savla, böyle bir iddiayla, tezle ortaya çıkıyorlar. Yani bunu bir anlamda zaten hem Parsons hem Habermas göstermişti diyelim. Onlar hani birer yaklaşım ortaya koydular. Bu iki kuramcı onu devam ettiriyorlar ve her ikisini de eleştirerek hani bir adım öteye götürüyorlar. Jeffrey Alexander'la başlayayım. Yaşayan bir sosyolog, 1947 doğumlu. 1969'da Harvard Üniversitesi'nden lisansını alıyor. 1978'de Kaliforniya Üniversitesi Berkeley kampüsünde sosyoloji bölümünde doktorasını yapıyor. Şimdi hani Amerikalılar açısından bakınca bu 69'da lisansını 1978'de doktorasını hani arada bir 9 yıl var. Fakat Jeffrey Alexander'ın doktorası öyle bir doktora ki 4 ciltlik kitap oluyor ve 1978'de basılıyor. Başlığı da İngilizcesi Theoretical Logic in Sociology. Sosyolojideki kuramsal mantık. Kuramsal mantık sosyolojide nasıl işliyor? Nasıl kavramların geliştirilmesinin önünü açıyor? Yani onu ortaya çıkarmaya çalışıyor ve yani bir anlamda da hani önermelerle daha açık bir kuramsal kurgulama ortaya koyuyor. Şimdi bu kitabın diyelim 3 cildi var söylediğim gibi bu sosyolojideki kuramsal mantık kitabının. Birinci cildi pozitivizm üzerine ve hani pozitivizm üzerine olan tartışmaları pozitivizmin ön varsaydığı ilkeleri tartışıyor. Yani bir anlamda hem Habermas hem Parsons yani pozitivizmin kendilerinden önceki versiyonuyla hesaplaşıyorlar. Jeffrey Alexander hani onların hesaplaşmalarını da dikkate alarak bir anlamda hani bir adım öteye götürüyor pozitivizm eleştirisini. Antipozitivist olmuyor ama hani diğer ikisi gibi tartışmaya açıyorlar ve hani pozitivizmin kısıtlayıcı yanlarından hani sosyolojiyi kurtarıp hani daha geniş açılımlara ve topluma özgü, kültüre özgü yeni kavramlar geliştirmenin önünü açıyorlar. Birinci cilt böyle. İkinci cilt
hem Parsons'ta olduğu gibi hem Habermas'ta olduğu gibi klasiklere dönüyor ama Parsons'tan farklı olarak ve hani Bourdieu'ya ve Habermas'a benzer bir şekilde ve Giddens'a Marx'ı alıyor ikinci ciltte. Marx'ı ve Durkheim'ı alıyor. Yani hani nesnelci iki kuramcıyı her ne kadar hani Durkheim daha pozitivist, işlevselci, Marx diyalektik, tarihsel maddeci ama her ikisi de nesnel toplumsal yapıları ve onların dinamiklerini yani inceliyorlar. İkinci cilt ona ayrılmış durumda. Ve yine Parsons'ın yaptığı gibi üçüncü cildini de Max Weber'e ayırıyor. Yani bir anlamda yani bunun klasik sentez denemesi, yani bunun başlığı hani alt başlık Max Weber ama üst başlık klasik sentez denemesi, kuramsal sentez denemesi. Bir önceki Marx ve Durkheim üzerine olan klasik düşüncenin çelişkileri, antinomileri, yani Marx ve Durkheim'in benzerlikleri ve farklılıkları. Yani klasik işte 19. yüzyıl düşüncesinin 20. yüzyıla uzanan düşüncenin önemli farklılaşmaları, kutuplaşmaları, çelişkileri. İkinci cilt, üçüncü cilt ise Max Weber'in bu idealist ama nesnelci ve materyalist tarihsel iki yaklaşımın bir sentezini yaptığını düşünüyor Jeffrey Alexander. Dolayısıyla Max Weber'i bir sentezci, yani Parsons öncesi bir sentezci olarak ortaya koyuyor bu ciltte. Dördüncü ciltte tahmin edebileceğimiz gibi modern, klasik düşüncenin modern yeniden inşa edilmesi başlığı ve alt başlık Talcott Parsons. Yani dolayısıyla hani bu dört ciltte Marx, Durkheim, Weber ve Parsons dörtlüsünü sosyolojinin, hani çağdaş sosyolojinin kuramsal mantığını ortaya koyan, hani dört kuramcı olarak ortaya koymuş, selamlamış ve onu analiz etmiş oluyor. Daha sonraki hani kitapları mesela Habermas'la ilgili yani daha Parsons'la kalmıyor. Habermas'ı onun yeni eleştirel kuram, yeni veya hani ikinci kuşak eleştirel kuram olarak Habermas'ın sosyolojik sentezinin vaat ettiklerini ve onun hani sorunlarını tartışıyor bir makalesinde. Yine başka bir makalesinde Habermas'ın da girdiği bu pragmatik ve performans, performativity, hani kadın sosyologları kadın bakış açısını incelerken de Judith Butler'da gördüğümüz bu performance ve tabii ki Goffman'daki performance, yani senaryolaştırılmış performans, hani Goffman'daki ama onun dil bilimcilerin ve hani George Herbert Mead'in hani o kuşak felsefecilerin pragmatik felsefeden de getirerek ve hani 1970'lerden 80'lerden sonra güncel olan bu kültürel eleştiri, kültürel çalışmalar, yani sosyolojide bir anlamda disiplinler arası bir alan, hani antropolojinin, sosyolojinin, tarihin,
iktisadın hani böyle bir araya gelerek bir kültürel araştırmalar bölümleri veya programları, yüksek lisans programları açılıyor. O eğilimi, o gelişmeleri Jeffrey Alexander sosyolojiye taşıyor ve hani bir şekilde toplumsal eylemin, ama eylem demiyor burada, action'ı kullanmıyor, performansın nasıl ritüelle strateji, yani bir Bourdieu'nun hani habitus'taki strateji kavramıyla ritüel kavramını hani bir şekilde birleştiriyor ve Jeffrey Alexander'ın başka kitapları da var ama hani onlara girmeyeceğim. Hani iki kitabından daha söz edeceğim. Çok hani güncel konulara uyguluyor yaklaşımını. Bunlardan bir tanesi 2010 yılında Performance of Politics diye, politik performans, politikadaki performans, politikadaki toplumsal eylemlilik, faaliyet, performans, hani tam Türkçe'ye yani tam etkinlik gibi çevriliyor ama yani tam bu etkinlik, faaliyet, eylem tam olarak çevirmiyor. Onun için hani performans demeye devam ediyorum, dikkat ettiğiniz gibi. Yani siyasal performans, hani bir, hani bu hakikaten tiyatrodaki performans anlamında, yani Goffmanvari performans, hani siyasal alan bir sahne, hani sahne, o sahne mesela, o sahnede Obama'nın bu kitap onunla ilgili, yani alt başlık Obama'nın iktidar için demokratik mücadelesi ve kazanması ve zaferi, yani alt başlık böyle, hani doğrudan doğruya bir şeyi alıyor, hani Obama gibi diyelim, hani Amerika'da ayrımcılığa uğramış siyah azınlığın içinden hani bir politikacı, hatta yani sadece siyah azınlığın bir üyesi olarak ayrımcılığa uğramıyor, aynı zamanda hani babası dolayısıyla, babasının ailesinin hani Müslüman olması dolayısıyla da hani ayrımcılığa uğramış olan bir kişinin nasıl Amerika'nın başkanı hani olduğunu, yani bu performans politikasının hani nasıl bir şey olduğunu burada anlatıyor. Yani ilginç bir siyaset sosyolojisi analizi bence. Ama şimdi diğer kitabı ise Mısır'la ilgili, yani 2011 Arap devrimleri üzerine bir kitap bu. Ve Mısır'daki ve onun adını doğrudan doğruya performatif devrim, performative revolution in Egypt diyor. Alt başlığı da an essay in cultural power. Yani Mısır'daki performans devrimi. Yani yani sahnede gerçekleştirilen devrim bir anlamda. Hani Tahrir Meydanı Mısır'ın çok önemli bir meydanıdır. Hani nereye benzer Tahrir Meydanı diye düşünüyorum. İstanbul'da Taksim Meydanı, evet, buna benzer. Ankara'da Kızılay Meydanı, Kahire'de Tahrir Meydanı. Tahrir Meydanı'nda nasıl sonunda hani o kadar uzun süre iktidarda olan bir hani askeri destekli, askeri bir darbeyle iktidara gelmiş olan bir iktidarın
uzun kaç on yıl iktidarda kalmış bir iktidarı nasıl kültürel performans, dili ve söylemi, kültürel söylemleri kullanarak ve farklı grupların, işte İslamcı, farklı İslamcı gruplardan farklı laik, seküler gruplar nasıl bir şekilde bu sahnede, Tahrir Meydanı sahnesinde nasıl bir devrim ortaya koyuyorlar. Yani devrimin bizzat sahnede, işte Tahrir Meydanı'nda sahneye konması gibi onu işte kendi sosyolojik kavramlaştırması, söylemlere Foucault'dan da gelen ama kendisi de ayrı bir şey katıyor bu söylem, kültürel söylem kavramına. Yani ritüellerin ve mitolojinin yeni bir çağdaş mitoloji, dil, kültürel bir dil, bu durumda siyasal bir dil, nasıl bir siyasal bir dil, var olan iktidarın artık değişmesi gerektiğini ve bunun var olan güçler tarafından her ne kadar uzun süre ordu desteklemişse de bu performans karşısında ordunun önceki iktidar desteklemekten vazgeçmesi ve toplumdaki birçok kurumun desteklemekten vazgeçmesi ve mübarek iktidarının sonunda yıkılması ve yeni bir düzenin kurulması. Ama 2011'de bu o dönemdeki, daha sonra bunun üzerine makale yazdı mı araştıracağım, bakacağım. Ama maalesef biliyorsunuz daha sonra seçimler oldu. Yeni bir parti, İslamcı hareketlerden işte Müslüman kardeşlerin hakim olduğu bir parti iktidara geldi. Ama bir süre sonra o partinin reformlarıyla veya uygulamalarıyla diğer İslamcı hareketin ve seküler laik hareketlerin çatışması oldu ve anlaşmazlığı oldu ve veya askeri rejim, ordu yeniden iktidara el koydu. Yani hakikaten öyle bir geçici bir sahneleme olmuş oldu. Bunun açıklaması eminim araştırmadım, bakmadım ama bakabilirsiniz, siz ilgilenirseniz tabii. Jeffrey Alexander bu yeni gelişme ile ilgili bir makale yazmış mı? Bir kitabının olmadığını biliyorum, ikinci bir kitabının, ama bir makalesi vardır tahmin ediyorum. Evet, şimdi Jeffrey Alexander'ın kuramını yeniden bir kere daha ele alayım. Yani bu bir giriş gibi olmuştu. Yani esasında bu elinizdeki kitap Lader'ın nitelemesi bakımından, diyelim ki fail ve yapı, mikro makro, birey, toplum, bu açılardan Lader onu 9. bölüme koyuyor. Yani 9. bölümden hatırlayacaksınız. Dorothy Smith kadın bakış açısı, daha yaşam dünyasından doğru gelen bir analiz, failden doğru, bireyden doğru, mikrodan doğru gelen bir analiz sunmuştu. Alexander ise bir yeni işlevselci olarak Parsons'ı canlandıran, onun kuramını yeniden geliştiren birisi olarak daha sistemlere
sisteme önem veriyor. Ama sisteme önem verirken faili de ihmal etmiyor. Yani sisteme şundan dolayı önem veriyor. Çünkü yani mikrodan hareket ederek şeylerin yaptığı gibi diyelim ki sembolik etkileşimcilerin veya veya fenomenolojik sosyologların ve hani sistemleri veya yapıları hani ihmal ederek yani kolektif eylemi dikkate almadan toplumu toplumun yapılanmasını toplumdaki değişmeleri açıklayamayız diyor. Yani yani dolayısıyla her hani yapısalcılar gibi yani Parsons gibi ve Althusser gibi yani tamamen sistem veya hani yapılar kurumlar demiyor yani mikroyu da dikkate almamız gerekir diyor hatta sembolik etkileşimcilerin hatırlarsanız şeyler konusunda yani şeyleri şeylerin biz şeylere şeylerdi şeylerin kendisi değil şeylere atfettiğimiz anlamlar yoluyla şeyler hakkında eylemde bulunuruz. Onun üzerine konuşuruz. Ve onların bu anlamı da toplumsal etkileşim sürecinde inşa edilir. Yani şeylerle ilgili anlamlar da orada inşa edilir. Şimdi bu şeylerin anlamlandırılması meselesini Jeffrey Alexander çok ötelere taşıyor ve hani neredeyse böyle bir object nesne anlamlandırması yani kültürel pragmatik dediği evet tamam yani buraya gelelim kültürel pragmatik dediği bir yaklaşımla bazı şeylerin nasıl ikonolaştırıldığını anlatıyor. Yani ikonolaştırma veya ikonacı bilinç diyor. Yani hani simgesel üretim yoluyla nesnelerin hani simgesel etkileşimcilikte olduğu gibi sadece anlamlandırılması değil. Fakat aynı zamanda duyguyla yüklenmesi. Hatta neredeyse hani bir kutsallıkla yani bazılarının kutsallıkla yüklenmesi yani tamamen kutsallıkla yüklendiğinde de hani dini bir ikona ya dönüşmüş oluyor o obje o şey ve hani bir şekilde bu sembolik etkileşimcilerin şeylerin etkileşimle anlamlandırılmasını çok fakir buluyor. Yani yeterince bunun geliştirilmemiş olduğunu, kültürel boyutunun öyle diyelim, kültürel boyutunun yeterince geliştirilmediğini söylüyor ve hani bir kültürel sosyoloji yaklaşımı geliştiriyor. Yani şimdi burada yani geliştirdiği kültürel sosyolojik yaklaşımı şöyle şeyden ayrıştırıyor. Yani kültür sosyolojisi ile kültürel sosyoloji arasında bir ayrım yapıyor. Kültür sosyolojisinde yani sociology of culture İngilizce'de sociology of culture yani kültürün sosyolojisi de kültür bir bağımlı değişken yani toplumsal yapıların, ekonomik yapıların, başka bağımsız değişkenlerin temeli üzerine oluşmuş kültürel değerler, kültürel anlamlandırmalar, hani bağımlı değişken. Ama kültürel sosyoloji dediği zaman kültürün kendi başına yani sadece bağımlı değişken değil, bağımsız değişken olarak insanların eylemini, kurumları, objeleri, olguları, olayları nasıl
anlamlandırdığını, hani sadece anlamlandırmakla hani kalmadığını, hani nasıl hani çağdaş dünyadaki içinde yaşadığımız kitle iletişim araçlarının, televizyonun, internetin hakim olduğu bir dünyada nasıl kolektif, yani işte burada Durkheim'a dönüyor. Yani Durkheim'in sözünü ettiği kolektif temsillerin nasıl yeni çağdaş simgesel üretim kurumlarıyla, simgesel üretim süreçleriyle, mekanizmalarıyla nasıl anlamlandırıldığını ve yani şöyle, hani bir objeyle başlıyor. Hani objenin anlamlandırılması ve hani reklamları düşünecek olursak, hani herhangi bir araba, yani araba hani hatta bir videosunda bunu böyle uzun uzun anlatıyor. Yani ilk arabaların çıktığında tamamen işlevsel bir şey olarak bakılıyor. Ama hani giderek hani arabanın kültürel olarak işte kapitalizmin reklam gücü, yani bir anlamda tüketim toplumuna geçişle birlikte arabanın nasıl farklı kültürel anlamlarla cinsellik yüklenerek, başka boyutlar yüklenerek çeşitlendiğini ve yani bir anlamda nasıl yani bir kültürel düzenleme, bir design diyor buna. Design, yani hani bir objeyle ilgili, bir araba, bir bilgisayar, bir ayakkabı, yani bütün hani çağdaş dünyadaki objelerin, nesnelerin nasıl her birisiyle ilgili böyle bir üretim süreci. Evet, yani bir yani kültürel sosyoloji bir simgesel üretim sürecinin incelenmesi. Yani bu hani Marx'ın 19. yüzyılda ekonomik üretim sürecinin, hani üretim araçları, üretim ilişkileri, siyasal boyutu, hukuki boyutu, sahip olanlar, o yani hani esasında hatırlayacaksınız, Bourdieu mesela bu kültürel üretim veya simgesel üretim, simgesel sermaye hani kavramlarıyla bu simgesel üretimine ve hani toplumdaki farklı özerk alanların kendilerine özgü sermayelerin ve alanların sınırlarının hani onda da var bu, ama Jeffrey Alexander kendisini Bourdieu'cu sosyolojiden ayırıyor. Hani Bourdieu Parsons'ı çok şiddetli bir şekilde reddederken Jeffrey Alexander hani daha eleştirel, tamam, Parsons'a karşı, ama Parsons'ın işlevselciliğini ve sistem yaklaşımını alıyor. Yani bu anlamda mesela Habermas'a benziyor. Yani Habermas'ta hatırlayacaksınız, hani tamam Marx'ı alıyor, Durkheim'i alıyor, fenomenologları alıyor, Mead'i alıyor, yani Freud'u alıyor, ama Parsons'ı da alıyor. Tamam, eleştiriyor Parsons'ın nesini eleştiriyordu Habermas, hatırlayın. Hani eylemi unutup sadece sistem geçtiğini. Oysaki yaşam dünyasının sistemler kadar önemli olduğunu. Tamam, yaşam dünyası sistemler tarafından kolonize ediliyor. Ama yani onu yok sayamayız. Yani tamam, o da var ve orada, ve onun hani orada ortaya çıkan yani bir anlamda yaşam dünyasının o toplum, kültür ve kişilik boyutlarında ortaya çıkan krizler, hatırlayın. Hani geçen hafta konuştuk. Ama Jeffrey Alexander kendisini Habermas'tan da tamamen ayrıştırıyor. Ve
yani şeyi anlatıyordum. Yani nasıl objelere önce hani bir dizayn yoluyla, yani tasarımlama, evet tasarımlama, yani hani şeyde olduğu gibi simgesel etkileşimciler ne diyor? Toplumsal etkileşim sürecinde diyelim ki sigara ile ilgili, hani sigara alışkanlığı sigaranın özelliklerinden dolayı değil, hani sigara içen grubun arkadaşların sigara içmeyen birisine nasıl sigara içer haline getirmesi bu etkileşim sürecinde olur diyorlar simgesel etkileşimciler, biliyorsunuz. Şimdi Jeffrey Alexander onu karmaşıklaştırıyor. Yani bu yani basit olarak sadece etkileşim düzeninde, hani Goffman'ın mikro düzeyde kavramlaştırdığı etkileşim düzeninde olmuyor bu şeylerin, objelerin anlamlandırılması. Yani onların ikenolaştırılması süreci çok daha karmaşık bir örgütlenmeyle gerçekleşiyor diyor ve hani bu örgütlenmeyi dediğim gibi hani bir dizayn safhası, hani bir yani tasarımlama ve bir mizansan, hani bir sahneye koyma, mizansan diyor. Hakikaten mizansan hani sahneye koyma olarak çevirebiliyorum. Bir mizansan düzenlemesi yoluyla hani tiyatroya benzer bir şekilde hani daha bu kitle iletişim araçları yoluyla, televizyonlar, internet, sosyal medya da nasıl bunlar hani sahneleniyor ve hani bu sahnelenme sürecinde hani bir öğe daha ekliyor. Yani mizansan öncesi, mizansan düzenlemesi öncesi dizayn, tasarımlama, mizansan hani sahneye koyma, arkasından eleştiri, kültürel eleştiri. Hani burada da hani bir anlamda Habermas'ın ikinci kuşak olduğu kültürel kuram, eleştirel kuram. Evet, yani Adorno, Horkheimer, yani o kurama, eleştirel kurama referans veriyor. Hani onların kötümserliğini ne eleştiriyor, öyle diyelim. Hani onlar kadar bu kültür endüstrisi konusunda onlar kadar eleştirel değil. Daha doğrusu hani o kültürel sosyoloji yoluyla bu 1930'lardan, 40'lardan, 50'lerden beri daha karmaşıklaşmış olan hani bu performansı, bu medya performansını, kültürel performansı, bu nesnelerin anlamla yüklenmesini anlamaya çalışıyor ve hani bu süreçte yani Parsons'ı eleştiriyor demiştim. Esasında Parsons'ın modernite konusundaki iyimserliğini reddediyor. Kültürel kuramın modernite konusundaki kötümserliğini de eleştiriyor. Hani bir şekilde Jeffrey Alexander hani kendine göre bir orta yol buluyor. Hatta belki de hani işte bu analizin, bu işlevselci analizin hani demokrasiye, hani çağdaş toplumların demokratik likten uzaklaşması ihtimallerini de dikkate alarak hani acaba katkıları olabilir mi? Hani bu anlamda hani çatışmacı yaklaşımı da hani işin içine katıyor. Yani sadece Parsons'taki hani oydaşmacı fikir birliği hani konusuna odaklanmıyor. Aynı zamanda hani Mısır'daki Tahrir Meydanı'ndaki sahnelemede yani çatışma da var.
Ama bir şekilde bir araya gelme de var. Hani filan yani hem çatışmanın hem işte bir ittifak kurmanın nasıl mümkün olduğunun sosyolojisi. Yani çatışmayı da işin içine katarak hani Parsons'taki gibi böyle bir belirlenmiş sistemler hani, yani o determinizmden uzaklaşmış oluyor ve hani daha yani belirsizlik ve bir anlamda bu simgesel etkileşimcilerin, fenomenolojik sosyologların vurguladığı hani yaratıcılık diyelim öne çıkarma yani kültürel alanda, toplumsal alanda, farklı alanlarda kültürel yaratıcılığın öne çıkarılması. Yani bir anlamda hani kolektif olguların kendilerine özgü karakteristiklerinin hani diğer toplumsal olgular, kalıplar ve karşılaşmalarla da nasıl yeni bir dinamik kazandığını hani hani bir yandan hani tamamen belirsizliğin hakim olduğu bir toplum değil. Tamam belirli bir şekilde bir yapılanma, sistemleşme var. Ama bu sistemleşme Parsons'taki kadar değil veya Habermas'ın hani ekonomik sistemi ve siyasal sistemindeki katı mekanizmalar. Yani onları daha esnekleştirip modern toplumlardaki hatta işte küreselleşen dünyadaki esneklikleri anlamaya çalışıyor. Yani dördüncü sınıfa geldiğinizde Bauman'ı gördüğümüzde belki de hani Bauman'ın kuramı ile Jeffrey Alexander'ın kuramı yani modernitenin hani katı moderniteden esnek akışkan moderniteye geçiş yani bu kavramı kullanmıyor Jeffrey Alexander ama hani benzer bir kavramlaştırma yapıyor diyeyim ve belki de Jeffrey Alexander anlatımını burada keseyim ve Niklas Luhmann'a geçeyim. Şimdi Niklas Luhmann Jeffrey Alexander'a göre hani 20 yıl daha yaşlı. 27 doğumlu. Esasında geçen hafta tartıştığımız Habermas'la aynı dönem. Habermas 1929 doğumlu, 1927 doğumlu Luhmann. Ama 1998'de ölüyor. Habermas hani yaşayan sosyologlarımızdan, çağdaş sosyologlardan birisi biliyorsunuz. Şimdi Niklas Luhmann da Jeffrey Alexander'a benzer bir şekilde ve belki de tersini söylemem lazım. Belki de Niklas Luhmann'ı önce anlatmam lazımdı ama hani bu mikro makro fail yapı meselesini o daha hani açık bir şekilde girdiği için hani ondan girmeyi tercih ettim. Çünkü Niklas Luhmann da Jeffrey Alexander gibi Parsons ve Habermas'la tartışıyor. Onları eleştirerek kendi kuramını oluşturuyor. Yani sistem yaklaşımı olması bakımından Parsons, Habermas ve Luhmann benzer. Peki Niklas Luhmann'ın sistem yaklaşımı Habermas'tan ve Parsons'tan nasıl farklı? Ve belki de hani Jeffrey Alexander'ınkinden nerede farklılaşıyor? Yani bunu ortaya koymaya çalışacağım. Fakat ondan önce bir kere şunu söyleyeyim. Hani 1900 şöyle bir kere Niklas Luhmann da Habermas gibi hani Alman sosyolog. 1927'de hani doğduğuna göre yine Habermas gibi işte 1933'te Hitler iktidara geliyor.
hani 5 yaşında ve hani Hitler'in iktidarının pekiştirilmesi, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nın işte Polonya'yı, diğer Fransa'yı işgal etmesi ve hem Habermas'ın hem Niklas Luhmann'ın bundan etkilenmeleri, hatta Niklas Luhmann esir düşüyor filan. Yani bu hani onların gelişiminde önemli safa, yani bir ne diyelim, bir travma dönemi yaşıyorlar çocukluklarında her ikisi de. Niklas Luhmann savaştan dönüp işte hani esaretten dönüp üniversiteye hukuk okuyor. Ve hani hukuk alanında çalışıyor bir dönem. Hukuksal kurumlarda çalışıyor, ama bir dönem çalıştığı kurumdan bir yıllık izin alıp Harvard'a gidiyor. Harvard'a gidiyor ve Harvard'da Parsons'la çalışıyor. Bir yıl boyunca Parsons'la çalışıyor. Ve bir şekilde daha önceden okumalarını, Parsons'ı eleştirerek geliştireceği sistem yaklaşımıyla değerlendiriyor ve daha doktorası olmadan kitaplar yayınlıyor. Ve hani o kitapları o kadar hani ilginç bulunuyor ki Bielefeld Üniversitesi'ne, yani yeni kurulmakta olan Bielefeld Üniversitesi Almanya'da, Bielefeld'de, o yayınlanmış olan kitapları doktorası ve rehabilitasyonu yerine sayılıyor ve hani hemen üniversitenin öğretim üyelerinden birisi oluyor. Bu süreçte Habermas'la çalışıyor ve bir kitap yazıyorlar 1971'de. Hatırlayın, hani Habermas'ın işte 1970'e doğru Meşruiyet Krizi, hani kitabı, hani yavaş yavaş kendi kuramını oluşturmaya doğru gidiyor ve 1981'de hani İletişimsel Eylem Kuramı. Niklas Luhmann da 1971'de Habermas'la birlikte kitabın başlığı şu: Toplum kuramı ya da sosyal teknoloji. Yani toplum kuramı, toplum hakkında bir kuram aynı zamanda bir sosyal teknoloji midir gibi bir soruyu hani ele alıyorlar. Alt başlıkta esasında sistem araştırması ne işe yarar? Yani esasında, yani bu hem Habermas'ta var hem Luhmann'da var. Yani toplum kuramı, modern toplumlarda toplum kuramı, yani sosyolojinin toplum kuramı esasında modern toplumların zorunlu ve kaçınılmaz olarak var olması, inşa etmesi gereken bir kendini bilme biçimidir. Kendi kendini araştırma ve oluşturma biçimidir. Yani hani esasında hani sosyal sistem kuramı, toplumsal kuram, yani bu sistemsel olan bu toplumsal kuram, yani toplumun, modern toplumun bir yeniden inşa edilmiş hali, yeniden inşa edilmiş hali. Yani hani bir anlamda onun modeli, yani o modelde modern toplumun aktörleri, kurumları, o sosyolojik modelin içinde, kuramın içinde kendilerini bulmaları, kendilerini bilmeleri ve faaliyetlerini ona göre planlamaları, hani böyle bir şey. Şimdi bunu işte 1971'den sonra iki biyologdan aldığı
bir kavramlaştırmayla bu sosyal sistem yaklaşımını Habermas'tan ve Parsons'tan farklı hale getiriyor. Onlarda olmayan bir kavram. Bu kavram Şilili iki biyolog Umberto Maturana ve Francisco Varela diye onların 1972'de yani Habermas'la yazdıkları 1971'de yazdıkları kitaptan bir yıl sonra 1972'de yayınladıkları İngilizcesini önce söylüyorum. Autopoiesis and Cognition. Colon, The Realization of the Living. Yani başlık bu. Şimdi çeviriyorum bunu. Autopoiesis'in Türkçesi yok. İngilizcesi de yok. Almancası da yok. Yani autopoiesis yani böyle bir dile biyoloji tarafından eklenmiş, Luhmann tarafından da sosyolojiye taşınmış bir kavram. Şimdi ne olduğunu anlatacağım. Önce bu Maturana ve Varela'nın biyolojide nasıl bu kavramı kullandıkları. Şimdi alt başlığı yaşamın gerçekleşmesi. Yani nasıl hücre ortaya çıkıyor? Yani nasıl yaşam hani bir takım bir hücredeki hani bir takım elementleri birleştirerek hani canlı haline geliyor ve hani ve nasıl yaşamda giderek bir kendisini bilme gerçekleşiyor. Yani bunu anlamaya çalışıyorlar ve hani bu süreçte işte autopoiesis diye bir kavram geliştiriyorlar. Bunu da bu Umberto Maturana bir makalesinde şöyle anlatıyor. Bir arkadaşı Cervantes'in Don Quixote romanı üzerine, hani biliyorsunuz Don Quixote, hani hem çocukların hem yetişkinlerin hem her yaştan insanın okuduğu böyle bir klasik roman, hani bir anlamda feodal dönemin işte şövalyeliğin ve lordluğun savaşın hakim olduğu işte Avrupa feodalizminden hani modern topluma geçiş yani bu hani 17. yüzyıl bunun üzerine bir arkadaşı yani şeydeki edebiyat sosyolojisi çalışan bir arkadaşım bir makale yazıyor ve Cervantes'in hani Don Quixote'u anlatırken Don Quixote ve kendisi hani ilişkisini anlatırken şu iki yani Don Quixote'u şu iki seçim iki alternatif karşısında iki çatallanma evet çatallanma karşısında bırakıyor Cervantes diyor bu arkadaşı. Yani nasıl bir çatallanma? Bir tarafta poiesis, öbür tarafta praxis. Yani şimdi praxis, pratik, eylem adamı, eylem insanı olmak. Poiesis ise hani şiir, hani bu kelimeden geliyor, Latince'deki bu kelimeden geliyor. Şiirsellik, anlam dünyası. Yani anlam, edebiyat, sanat dünyasına mı gitmeliyim yoksa hani eylem dünyasında mı gitmeliyim? Hani eğer daha çağdaş ve modernitenin daha gelişmiş dönemi olsaydı bu hani eylemlilik dünyası ne olurdu? Bir iş hani iş yeri açmak, bir firma kurmak veya politikaya atılmak hani filan. Ama eylemlilik hani bu geçiş döneminde olan Don Quixote açısından hani şövalyeliği geçmek hani çağının geçtiği bir şey hani bir eylemlilik içine girip hani şeylerle canavarlarla savaşayım derken yel değirmenleriyle filan. Bir anlamda diyor bu arkadaşı, öbürü de yani Cervantes de bir anlamda edebiyatçı olduğu için
Don Kişot'a eylemliliği, praksisi seçtiriyor. Yani kendisi de poesisi seçmiş oluyor filan. Şimdi oradan Maturana diyor ki yani bu poesis ama yani kendi kendini hani anlamın oluşturulması yani buna oto diyor ekliyor. Oto poesis yani hani yani bu otobiyografi yani dediğimiz zaman hani kendi hayatını anlatan oto kendisinin veya hani otomobil dediğimiz zaman hani atlarla çekilmeyen arabanın hani kendi kendine arabanın gidiyor olması yani oto poesis yani anlamın kendi kendine oluşturulması anlamın kendi kendine yaratılması. Şimdi bunu biyoloji alanına uyguluyor. Hani mesela beynin nasıl bir otopoetik sistem olduğunu, organizmanın nasıl bir otopoetik yani kendi kendisini örgütleyen, tamam çevresiyle olan alışverişleri düzenleyen, çevresiyle yani diğer hani hücreyi ele aldığımız zaman diğer hücrelerle veya organizmayı ele aldığında diğer organizmalarla ve hani fizik, kimya, biyolojik diğer organizmalarla ilişkisini düzenleyen ama kendi kendini hani evrimsel bir şekilde örgütleyen, kendi kendini inşa eden hani işte Luhmann'da bu Maturana ve Varela'nın bu kavramını alıyor ve Parsons'ta ve Habermas'taki sistem kavramını otopoiesis kavramıyla birleştirerek yeniden geliştiriyor ve hani her ikisinden de farklı bambaşka bir kuram ortaya çıkarmış oluyor. Şimdi burada dediği şey şu, hani yani ben burada biraz şeyle de bir benzerlik buluyorum Bourdieu'yla. Şimdi hatırlayın Bourdieu'yu hani modern toplumda diyor Bourdieu nasıl kültürel alan, toplumsal alan farklılaşıp alt alanlar oluşuyor. Alt alanlar. Hani temel alanlar olarak ekonomik alan hani devletten ayrılıyor. Ekonomik alan işte siyasal alan kendi başına bir alan ve kendi mantığı, kendi sermayesi, kendi işleyişi var. İşte sosyal alan, hani sosyal sermaye, her birisinin ayrı sermayeleri var. Ve hani işte simgesel sermaye, diğer sermayeler, kültür alanının, hani kültürel sermayenin alt alanları, yani her bir sanat alanını hani kendi mantığı ve kendi sermayesi ve kendi işleyiş mantığı olması meselesi var ya. İşte bu alan kavramı şeyde Luhmann'da sistem kavramı oluyor. Ama otopoetik sistem bu. Yani kendi kendisini örgütleyen alt sistemler. Yani şöyle düşünüyor. Bir kere hani şey yine Bourdieu'da olduğu gibi hani toplumsal farklılaşma ve toplumsal farklılaşmanın sonucunda ortaya çıkan ayrışma ve ayrım yani ayrı sistemler, ayrı alt sistemler. Yani bir hani bir toplumsal sistem bunlara işlevsel sistemler diyor. Yani her birisi farklı bir işlevi yerine getiren ama kendi her birisinin içinde kendi kodlaması, kendi işleyiş biçimi, kendi mantığı olan yani kendi sınırlarını evet sınırlar diyor. Yani bu ayrışma, ayrım kavramıyla koyduğu yani her sistemin diğer sistemlerden ve çevreden hani diğer çevre yani burada Parsons'a da benziyor. Çevreden kendisini sınırlarını belirleyerek nasıl ayrıştırdığını ve kendine özgü
bir işleyiş oluşturduğunu ve işte ve toplumsal sisteminde iletişim yani hani hatırlayın Parsons'ta ve aynı zamanda Habermas'ta ekonomik sistemin dili neydi? Para, değil mi? Para. Şimdi sosyal sistemin dili de diyor iletişim. Yani iletişim ile yani iletişimlerin birbirleriyle oluşan ilişkisi çerçevesinde yani hani tamam Habermas'ta da iletişimsel eylem kuramı önemli bu ama hani iletişimsel eylemi Habermas işte araçsal eylem ve dolayısıyla ekonomik alan ve işte stratejik eylem hani bu siyaset alanı, bürokrasi alanı hani onları ayrıştırıyor ve hani iletişimsel hani daha kişilerin birbirlerini anlaması düzeyinde iletişimsel aklın oluşmasına yoğunlaşıyor. Şey ise bu iletişimin sosyal sistemin oluşmasının temel sürecini oluşturduğunu ve bu iletişimin içinde hani daha onu analitik olarak incelediği zaman nasıl hani bir her iletişimde nasıl bir bildirimin hani bir şeyi bildiriyor yani diğerlerine hani iletişimde bulunanlara iletişim sürecinde her iletişim bir bildirimde bulunuyor, bir bilgi taşıyor ve bir anlamaya yol açıyor. Bir anlama. Dolayısıyla bir yani her şeyi kapsayan bir toplumsal sistem kavramlaştırıyor. Hani iletişimin esas yani ekonominin paraya benzer bir mantığı olduğu gibi. Ama ekonominin de hani ayrı bir alt sistem oluşturduğunu ve orada hakikaten yani oradaki kodlamanın hani işte ödeme borçlanma hani şeklinde ikili yani ikili kodlamalarla her alt sistemin kendine özgü ikili kodlamalarla işlediğini söylüyor. Mesela işte ekonomik sistemin ödeme yani bu finansal para borçlanma ödeme ilişkisi. Mesela hukukta ki hani şeyin hukuk sosyolojisi konuda çok önemli katkıları var Luhmann'ın. Çünkü zaten lisans düzeyindeki eğitimi hukuk alanında ve hukuk alanında çalışıyor ve yani hukukun nasıl hukuka özgü bir dili olduğunu yani hani orada da yine ikili diye düşünecek olursak yasal ve yasa dışı yani hukukun nasıl hukuk mantığının hani haklar, suçlar, suç ceza yani bütün bunların nasıl hani mesela ekonominin mantığını hani ödeme, borçlanma yani paranın işin içine girmesinin nasıl hukuka tamamen yabancı olduğunu yani hani ekonominin parasal ilişkileriyle hukukun yasal yasa dışı ve diğer hani ikili kodlamaları çerçevesinde nasıl tamamen birbirinden farklı olduğunu yani bir anlamda her birisi kendi poetik süreçleriyle işledikleri ama birbirlerinden özerk, otonom da olmadıkları yani birbirine iç içe girdikleri ama birbirinden her birisinin farklı mantıkla, farklı kodlamayla, farklı otopoiesisle işledikleri için hani birbirleriyle bir şekilde iletişim kurduklarını ama birbirlerini ne indirgemediklerini.
Yani bu hani yine bu Bourdieu'la benzerlik var burada. Mesela estetik alan. Yani orada da hani güzel ve çirkin, estetik olan ve estetik dışı olan veya hani siyasal alan, iktidar ve muhalefet. Yani hepsinin her birisinin diğerine indirgenemez kodlamaları olduğunu, ikili hani 0-1 gibi kodlamaları ve bu 0-1 gibi ikili kodlamaların birleştirilerek nasıl kendi kendini inşa eden, kendi kendini gittikçe karmaşıklaştıran ama kendi sınırları içinde, kendi sınırlarını da her bir alt sistem kendi sınırlarını da koruyarak hani birbirleriyle etkileşim içinde, yani modern toplum böylesine karmaşık bir toplumdur işte diyor. Yani sosyoloji böylesine karmaşık bir toplumu yine böylesine karmaşık bir sosyoloji kuramıyla, bir toplum kuramıyla anlatmak durumundadır diyor. Ve bunu hani işte 1900 kitaplarından söz ediyordum. Hani 1971'de Habermas'ta olan kitabı. İşte 1984'te 1995'te İngilizce'ye çevriliyor. Sosyal Sistemler hani meşhur kitabını yazıyor. İşte 1990'da Refah Devleti'nin Siyaset Teorisi bir kitabı var. Ölmeden bir yıl önce 1997'de de yani bu hakikaten çok ilginç. Almancası şöyle. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Yani bir sosyal sistem olarak toplum veya bunu yani toplum kuramı İngilizceye Theory of Society diye çevriliyor. Theory of Society yani toplum kuramı. Ama yani bu toplum kuramı hani anlattığım gibi, söylediğim gibi yani karmaşıklığı açısından yani var olan toplumdaki karmaşıklığı toplum kuramı da yani var olan dünyadaki o otopoiesis'i yani sürekli kendi kendini yaratma, kendi kendini örgütleme, kendi kendini düzenleme ve kendi kendini diğerlerinden ayrıştırma ama onlarla iletişim içinde olma süreçlerinin benzerinin de toplum kuramında olması gerektiğini söylüyor. İşte 2012'de, 1997'de yani ölmeden bir yıl önce yayınlanıyor bu Almanca olarak. Ama İngilizce'ye ancak 2012 yılında çevriliyor. İki cilt olarak çevriliyor. Dediğim gibi Theory of Society, toplum kuramı diye çevriliyor. Ve yani bu sistemin otopoetik olarak yeniden üretimi bir anlamda yani daha önceki işlemleri bir zincirleme işlemler üzerinden gittikçe hani karmaşıklaştığını hem toplumsal sistemin hem de alt sistemlerin yani bu şekilde işlediğini ve de yani hani ayrışıyor diyoruz her birisi birbirinden her birisinin kendi kodlaması var diğerinden farklı hani işte parayla, para ekonomik dünyada geçerlidir, hukuk dünyasında veya edebiyat dünyasında para geçerli değildir. Yani edebiyat dünyasında hani estetik olarak güzel bir şey, anlamlı bir şey mi, anlamsız mı? Hani yani nasıl ayrı mantıkları var ve her bir işlev sistemi, her bir işlev sistemi sadece kendi kodlaması çerçevesinde olanları görür, onun dışında olanları görmez, kördür. Yani ekonomik analiz, hani ekonomik otopoetik işleyiş ile sanat alanındaki işleyiş oraya uygulamaya kalkarsanız çuvallarsınız diyor. Veya sanat alanındaki mantığı ekonomiye uygularsanız da yani bu diğerini gör. Ama
toplum kuramı bütün bunları gören ve birleştiren de bir anlamda hani sosyolojiyi bir anlamda toplumun karmaşıklaşmış toplumun karmaşık sistemi, modeli, kuramı, bilgisi hani olarak kavramlaştırıyor Niklas Luhmann. Sanıyorum hani burada durabilirim. Hocam öncelikle çok teşekkür ederiz ders için. Çok evet, bir ders anlatımı oldu. Ben şey sormak istiyordum. Evet. Şimdi Goffman diyor ya hani toplumda bir etkileşim vardır diyor. Evet. İşte bu etkileşimden de sosyal ilişkiler doğuyor işte Kingston'un vesaire. Habermas evet. da diyor ki toplumda yani sağlıklı bir şeyin kurulabilmesi için ya da demokrasinin kurulması için öncelikle bir iletişime gerek vardır diyor. Evet. Şimdi mesela bunların toplamında şunu diyebilir miyiz hocam? İnsan hem etkileşime girebilen bir insan hem etkileşime girer. Etkileşime girdiği insanla da aynı süreçte de iletişim kurar ve buradan bir çıktı elde ederiz. Evet. Yani Şimdi aslında güzel. Devam et. Demek istediğim şey şu, hani bugün işlediğimiz blok da aynı aslında aşağı yukarı hani bir sosyal sistemin olduğunu, bu sosyal Evet. sisteminde işte aslında bu bütün bu denilenlerin bir çıktısı olarak bunu ele alabilir miyiz? Aslında tam olarak böyle bir şey. Evet, sanıyorum alabiliriz. Hatta ben şunu şöyle diyeyim. Yani bütün bunlarda deniyor ki hani insanlar karşı karşıya geldikleri zaman bir olumsal bir durum var. Yani hani ilişki kurulacak mı yoksa hani merhaba deyip geçecek mi yoksa birbirini görmeden mi devam edecekler yoksa hani konuşmaya başlayıp hani bir işte bir arkadaşlık bir neyse yani onun hani devamı olan şeyler bir evlilik olabilir, bir birlikte bir firma kurmak olabilir falan yani gibi şey. Yani bu burada dolayısıyla olumsal olan şey oluşumsal yani yeni bir çıktı dedin sen ona. Hani İngilizce'de bu emergence deniyor. Türkçe'ye biz bunu oluşumsallık diye çevirdik. Yani bu yani yeni bir İşte firmanın, evliliğin, sistemin hani işte bu Luhmann durumunda bir sistemin ortaya çıkması ve hani onun artık ortaya çıktıktan sonra hani bireylerden tabii ki onların hani katılımıyla gerçekleşiyor ama yani mesela Luhmann'da işte bu ortaya çıkan sistemler kendi dillerini oluşturuyorlar işte. Hukukta hani Peki yasal hocam. evet gibi yani kendi kodlamalarıyla çalışan ve işte bu otopoiesis denen yani kendi kendini sürekli yeniden üreten ve karmaşıklaştırarak yeniden üreten ve giderek daha karmaşıklaşan ve genişleyen sistemler birbiriyle ilişki içine giriyorlar filan. Evet Hediye Nur bir şey Hocam demek ben bir de şunu istedim. eklemek istiyorum. Mesela bu bir sistem çıkarken yani bir çıktı oluşumsal bir şey elde eder. Aslında Foucault'un da dediği gibi bu gözetlenebilir ve denetlenebilir bir çerçevede gelişmiş aynı zamanda. Yani işte kişiler Evet. iletişim halinde birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Evet. Ve bu bilgi alışverişinde kişiler sistemin onları istedikleri bilgiler dahilinde birbirlerini tanıyorlar. Yani işte diyor ki mesela hani örnek olarak veriyorum hocam çok afaki Evet. olmaması açısından. Ben bir insanla tanıştığımda benim o insana anlatacaklarım karşı tarafın aslında düşünceleriyle sınırlı kalıyor bir yerde de. Evet. Aslında Evet. bir şeyi yeniden üretirken Evet. oradaki bir sınırlama var aslında benim bir yerde de. Çünkü Evet. sistemin getirmiş olduğu bir görünmez o bir perde olduğunu düşünüyorum. Evet. Güzel. Düşünmeye devam et diyorum Hediye. Evet. Teşekkür ederim. Yani katılıyorum. Güzel. Yani hani buradan
bir yerlere doğru gidip genişletilip hani daha karmaşık olan hani kuramcıların düşünceleri veya senin kendi hani kavramlaştırman devam edebilir buradan. Bence iyi bir başlangıç yapıyor.